Hocam göz, burun, gerdan, kol, meme, göbek, popo, hatta Brezilya poposu diye jargonlar var hocam. Estetik operasyonları yapıyorsunuz aslında siz. Bu güzelliği ve estetiği aslında tanımlıyorsunuz hocam siz. İnsan vücudunu düşündüğümüzde nedir estetik olan? Hastalarınız size gelip işte benim mememi daha güzel yapma diyorlar. Gençleşmek istiyorum mu diyorlar hocam. Bu süreç nasıl işliyor aslında tam olarak? Evet. Güzel bir soru. Beraberinde aslında birçok felsefi anlam da içeren bir soru. Şimdi bunu şu şekilde cevaplamak isterim aslında. Bir kere estetik olan kavramının içinde birbiriyle uyumlu olma en önemli yapı taşını oluşturur bu kavramı. Yani uyumu bozan şeyler bizlerin dikkatini çeker ve hoşumuza gitmeyebilir. Göze rahatsız geliyor aslında. Evet, bizi rahatsız eder. Bundan dolayı yapısal olarak her birimizin görsel anlamda yüzünde asimetriler, memesinde asimetriler ki simetrik memeye sahip bir bayan şimdiye kadar görmedim diyebilirim mevcut. Fakat bunun derecesi çok önemli. Yani bu tarz durumların, bu anormalliklerin derecesi önemli. Bu kişiyi çok rahatsız ettiği zaman bize danışanlarımız bundan dolayı müracaatta bulunuyorlar. Bunun yanında ilerleyen yaşla birlikte bizler yaş aldıkça kaçınılmaz bir şekilde saç telimizden ayak tırnağımıza kadar vücudumuzun her bir yerinde önemli değişiklikler ortaya çıkıyor. Ve günümüzde modern çağda herkes enerjik, kendini iyi hissettiği, güzel hissettiği dönemlere geri dönüş yapmak istiyor. Doğru hocam. Bu nedenle açıkçası klinik uygulamalarımızda bize çoğu zaman az önce en son söylediğiniz gibi daha güzel olmak istiyorum, bu mevcut problemimden kurtulmak istiyorum, daha genç gözükmek istiyorum diyerek müracaat ediyorlar. Bu kavramlar her bir organ ya da her bir bölge için özelleştirilebilir.